Baba, haber mi var? Fırat mı? Yok, daha gelmedi. Bilgisayar Şebnem'in masasında aşağıda. Ne yaparsan yap, Fırat... Bir şey mi saklıyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Bana bak. Yoksa bana yeni oyunlar planlarken mi yakaladım seni ha? Ne saklıyorsun? Ah Naz, ah aşkım. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bambaşka şartlarda karşılaşsaydık. Ya tamam Rafıklarım, bana bakmayın öyle. İyiyim ben. Tamam. Kolay şeyler yaşamadık. Nikah masasında terk edildik. Hatta bunu ekranlardan öğrendik. Ama ne yapacağız? Hayat devam ediyor. Karalar bağlayacak değiliz ya. Oh be. Vallahi işte bu be. İşte benim yıkılmayan, ayakta kalan Rafım ya. Bize de yakışan bu kardeşim. Bize de yakışan bu. Helal olsun sana be. Eyvallah Rafıklarım. Neyse ben biraz şöyle yürüyeyim. Kapadı atayım. Hadi akşam görüşürüz. Ben de geleyim. Rafım beni bir sal. Dur dur. Gel yalnız rahatsın, kafasını dağıtsın. Efendim teyzem.
İyiyim teyzem, iyiyim. 5 dakikada bir çocuk gibi arayıp beni kontrol etmene gerek yok. İyiyim ben. Ne? Nereden alayım? Ya illa oradan almam şart mı? Bizim yan mahallede var, gider oradan alırım. Tamam tamam, alırım ben, alırım, sen merak etme. Tamam, geç kalmam, hadi görüşürüz. Buradan gelinlikle kaçan bir gelin gördünüz mü? Yok, görmedim öyle birini. Gelinlikle kaçan bir gelin ne demek Şebo ya? Ha, çok pardon, affedersiniz. Gelinlikle koşan birini gördünüz mü? Yok, hayır. Gelinin modeli nasıldı? Gotikti. Allah Allah, hanımefendi madem görmediniz niye soruyorsunuz? Nerede bu kız? Tamam, doğru yoldayım demek ki. Fazla uzaklaşmış olamaz. Al bakalım Fıratçı. Sultan Hanım'a da selamlarımı iletebilir misin bize? Eyvallah Hayri amca. Söylerim tabii. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Misin sen be? İyi misiniz? Ay çok özür dilerim, iyi misiniz? Görmüyor musun? Sarı ışıkta geçilir mi? Çok özür dilerim, iyi misiniz? İyisiniz değil mi? İyi değilim. Olmaya da niyetim yok. Görmüyor musun? Hastaneye gitmek ister misiniz? İstemem. Ben gerçekten görmedim, farkında değildim. Nereden çıktınız anlamadım. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Ha. Ben anladım, anlatayım mı? Nikahtan kaçıyorsun değil mi? Allah bilir, geride bıraktığın adam yaşadığı şokla nikah masasında kala kalmış, kara kara düşünüyordur ben bunu hak edecek ne yaptım diye. Gelin hanım da artık nasıl bir macerayı atlayacaksa hiçbir insanın canını, hiçbir kuralı saymadan hayatına devam ediyor. Doğru tahmin ettin mi? Bu nedir kardeşim ya? İstemiyorsanız söyleyin. Evlenmeden 10 saniye önce mi aklınız başınıza geliyor sizin ya? Geride bıraktığınız adamları hiç mi düşünmüyorsunuz? Çete misiniz lan siz? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Benden özür dileme. Git çöp gibi kenara attığın adamdan özür dile önce. Yürü. Esubhanallah. Hay Fırat, ben senin vicdanına. Yana geç. Gelin. Geç yana. Trafiği tıkacaksın birazdan. Geç yana, ben yardım edeyim hadi. Ben de olayın vehametiyle fazla tepki verdim ama sen de biraz dikkat etsene kızım ya. Ya ben galiba konuyu bilmeden
abarttım sanırım. Affedersin. İyi misin? Tamam. Hadi nereye bırakayım seni? Bir yere bırak, buna gerek yok. Gidecek bir yerim yok. O ne demek ya? Yok mu senin bir arkadaşın, eşin, dostun, akraban? Hiçbirini görmek istemiyorum şu an. Ne yapacağız? Sabah kadar şehri mi turlayacağız? Ben iyiyim. Sen inebilirsin aslında. Emin misin? İyi peki madem. İyi misin? İyisin. Ne oldu? Ayağım çok acıyor. Burkuldu galiba. Topuğun kırılmış. Diğerini de alayım mı? Yok, gerek yok. Hadi arabaya o zaman. Kaçak gelin. Tekrar yolculuğa çıkıyoruz. Buyurun. Restoranda da yok ha? Evde de değil. Peki tamam, anladım Şebnem. Yine de akla böyle gidebileceği başka bir yer gelirse beni ara. Tamam, haberleşiriz. Ay skandal. Rezil olduk herkese. Düğünden kaçmak ne demek abi? Nasıl yapabildi böyle bir şeyi bu kız? Eve mi gitmiş? Hayır. Hiçbir yerde yok. Onu benden saklamıyorsunuz değil mi? Kızıma ne yaptın? Aa, ne yapmış olabilir çocuk abi? Yani belli ki bizimkinin deliliği bu. Feza sus. Sana soruyorum Taylan. Naz nikahtan neden kaçtı? Aldatıyormuş beni. Nasıl ya? Nişanlım. Sevgilisiyle kavga ederken duydum onları. Yüzde aylarca kandırmış beni. Sen bunu nikah masasından hemen önce mi öğrendin? Tamam, tamam demedim. Böyle bir şey demedim. Geri sar, geri sar. Duymadın, ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Derin nefes alayım sen. Derin nefes. Derin nefes. Kusura bakma ya. Ben olayı bilmeden yaptığım şeyleri düşündüm de şimdi bayağı utandım, affedersin. Özür dilerim. Önemli değil. İyi gel, hadi seni götürelim. Yardım edeyim. Gel. Burası benim mahallem. Yaşadığım yer. Şunları toplayalım mı? Evet, yavaş. Bana ver ağırlığı. Gel sen şuraya otur da. Dikkat et. Ayağımızı da şöyle uzatalım yoksa fena şişer. İyi mi böyle? Şu yastıkları da arkaya koyalım. Yaslan bakalım. Yaslan bakalım. Ha.
Terlik ister misin? Terlik getireyim ben. Gerek yok. Teşekkür ederim. İyi, peki sen bilirsin. Bana bak. Karnın aç mı senin? Tamam, ağlamak yok. Hele karnını doyurmak için en doğru adrestesin. Ben şimdi sana bir şeyler yapacağım, karnımızı doyuracağız, tamam mı? Ağlama. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya ben açlıktan taş yiyecek haldeyim ya da sen çalıştığım en iyi şeflerden bile daha iyi yemek yapıyorsun. Sen daha dünyanın en iyi şefiyle tanışmamışsın. Benim işim bu. Şefim ben. Ne? Bir dakika ya. Sen şeflerle çalıştığına göre sen ne iş yapıyorsun? Restoranım var benim. Fransız restoranı. Kendim de pasta şefiyim. Hadi be. Evet. Vay be. Niye öyle bakıyorsun? Sen de hangi Fransız tatlısını sever tipi var? Onu tahmin etmeye çalışıyorum. Öyle bakınca anlaşılıyor mu? Ben anlayabilirim. İyi, söyle bakalım. Neymiş benim en sevdiğim tatlı? Şimdi... Sende biraz gizem var. Ama biraz soğuk bir tarafın da var sanki. Biraz da şaşa seviyoruz sanki. O yüzden yoğun şekerli şeyleri sevmiyoruz biz. Tamam tamam, alınma canım öyle hemen. Benimki sadece tahmin. Sonra... Kolaycı bir tipe benzemiyorsun. Sanki senin için lezzet efordan geliyor. Affedildin, tamam. İyi gidiyorsun. Devam et. Daha kompleks sunumlar seni cezbediyor. Biraz kırılganız. Ama... böyle dışı kaya gibi bir sert tatlıyı tercih ederiz sanırım. O yüzden krem brûlée. Bilemedim. O yüzden mi ilk duyduğunda afalladın? Bence tam onun için olmadı. Afallamak değil o. Kendini o kadar çok övdün ki tahmin konusunda her kırıklığına uğradım diyelim. Aynı zamanda çok kötü bir yalancıyız. Hadi itiraf et. Doğru bildin değil mi? Ne diyordum? Ben bu işte çok iyiyim. Ama ne? Çekinme, çekinme ye. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay gelin mi? Çekinme, hepsini bitirebilirsin. Ay, ay Sultan ablam yetiş, yetiş ablam. Gülendam ne oluyor? Bu ne hal? Fıratımız kısasa kısas demiş. Gülendam anlamayayım, ne deyin? Sultan ablacığım, fıratımız bir adet gelin kaçırmış. Ne? Nasıl yani? Yok canım. Ablacığım, nikahta terk edilmek artık bunda nasıl bir travma yarattıysa bulduğu ilk gelini almış gelmiş. Benim tahminim nikah dairelerinin önünde kamp kurup en isteksiz olanı getirdiği yönünde. Olur mu canım öyle şey? Olmaz öyle şey. Ne gelini? Ay ablam, sana yalan borcum mu var? Evdeler işte yani. Kalk gel bak istersen. Anam dur bakacağım. Koşun.